ve gerçekten Rafa'da, Refah'da gerçekleştirecek bir kara işgalinin ve hücumunun kabul edilmez bir harekat olacağını konusunda da hemfikir kaldık. Uluslararası camianın üyesi olarak bu konularda mutabık kaldık ve aynı şekilde çözümü henüz çözüme kavuşmamış Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak çok önemli oldu. Sayın Oikin'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yardımcısının söylediği gibi Güvenlik Konseyi'nin öngördüğü yapıcı görüşmeler sayesinde iki tarafın bu sorunu bir çözüme bağlayacağını umduğunu söylemişti. Biz de buna katılıyoruz. Yunanistan var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir. Ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinin yakın gelecekte çok olumlu bir şekilde tekrar hayata geçirileceğine inanıyoruz ve bu perspektife inanıyoruz. Sayın dostum, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, görüş ayrılıklarımıza rağmen biz kazan kazan zemininde bir işbirliğine açık olduğumuzu, bu aşamada bile ispat etmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. İkimizin de sivil koruma konularında işbirliğimizi daha da geliştireceğimizi konusunda mutabık kaldık. İklim değişikliği ve deprem bölgesi, deprem coğrafyaları içerisinde yer almamız bizi mutlaka afet ve acil durum yönetimi konusunda bir işbirliğine götürüyor. Bu çok mantıklı bir gelişme. Ve Dışişleri Bakanlarımızın görüşmeleri sayesinde çok olumlu adımlar atmış bulunuyoruz. Bu son yıl içerisinde çok hızlı ve istikrarlı bir şekilde atılmış bulunan bu adımlardan sonra biz tekrar hem Washington'da hem New York'ta NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla tekrar bir görüşme fırsatını elde edeceğimize inanıyorum. Ve Yedik'in bir sonraki toplantısının Ankara'da gerçekleşeceğini, bu yıl içerisinde gerçekleşeceğini inanıyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Değerli dostum, ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Ama mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. O da ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas ta 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Ve bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesini veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım ve şu an itibariyle 40 bini aşmış insanını kaybetmiş olan Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Dolayısıyla
Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Ve bunlara karşı sizlerin de, nitekim Birleşmiş Milletler'de sizler de olumlu oy vermek suretiyle orada bu acımasızlığa katılmadınız, ortak olmadınız ve bundan dolayı da sizlere ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Ama şimdi orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Ama şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Ben asla Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum ve şu an itibariyle de adım adım Hamas'ı takip ediyorum ve ülkemde şu an 1000'i aşkın Hamas'ın mensupları hastanelerimizde, hepsi tedavi altında, böyle işi sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki sizlerle belki burada bir yanlış yaklaşımımız olabilir. Ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam ve bu haksızlık olur. Çünkü bunca Hamaslı öldürülüyor. Tüm Batı malum bunlara her türlü silahla, mühimmatla saldırıyor ve bütün bunlar karşısında 1947'den bugüne kadar bu topraklarından sürekli tecrit edilen, toprakları işgal edilen İsrail tarafından Hamas'ı eğer sizler terör örgütü derseniz buna üzülürüm. İsterseniz bu konuda mutabık kalmadığımız için aramızda mutabık katıldım. Ancak hemen bir ateşkes anlaşmasının imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halk bu acımasız politikaların kurbanıdır. Sağ olun. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό που λέτε μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ.